Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizde de oldukça tuhaf bir aile olan Palu ailesinden bahsedeceğiz. Türkiye Palu ailesinin damadı Tuncel Ustaeli'nin kan donduran suçlarını soluksuz izledi. Hala da izliyor. Palu ailesinin damadı Tuncel Ustaeli dehşet hikayesiyle kamuoyunda gündem oldu. Hikaye son derece dikkat çekici ve tüyler ürpertici aslında. Gerçek suçlu kim, kim kime ne yapmış, her şey o kadar karışık ki işin içinden çıkana aşk olsun. Ki yıllardır bu işi yapan Müge Anlı bile dehşete düştü. Ayrıca yaptığı en tuhaf programın Palu ailesiyle ilgili olan program olduğunu da itiraf etti. Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı TV programında kan donduran iddiaların eşliğinde Türkiye, Kocaeli'nde yaşayan Palu ailesinin iki cinayet, bir cinayet azmettirme ve öz evlatları dahil dört çocuğu ve baldızlarına tecavüz eden damat Tuncel Ustaeli'nin akıl almaz hikayesine kilitlendi. Bu arada özellikle belirtmek isterim. Bunların dışında yeni ortaya çıkan daha fazla cinayet, daha fazla tecavüz ve cinsel istismar, daha fazla işkence ve sözlü saldırı mevcut. Tuncel Ustaeli katıldığı programın ardından 11 yıl önce kaybolan 35 yaşındaki Merhem Tanhal ve 8 yaşındaki kızı Melike Tanhan'ın cansız bedenlerinin tütün çiftliği sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmasında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu. Türkiye 21 Aralık'tan beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran iddiaların eşliğinde Palu ailesini izliyor. Palu ailesi o kadar akıl almaz şeyler söylüyor ki işin içinden çıkmak mümkün değil. En basitinden anne Havva'ya kaç yıl hapiste yattın diye sorulduğunda belki 2, belki 3, belki 5 ay yattım diyor. Ama arkasından öyle bir şey çıkıyor ki aslında kadın 6 yıl hapis yatmış. Bunun kendisi bile farkında değil. Bu da akıllara ortada bir sürü gizemin olduğunu getiriyor. Evet, Palu ailesini şimdi yakından tanıyalım. Öncelikle tabloda gördüğünüz gibi Havva ve Harun evli bir çift. Havva ve Harun'un Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe olmak üzere 2 erkek, 3 kız çocuğu var. Fatih, İsa ve Ayşe bekarlar. Emine ise Tuncel isimli katil olduğundan şüphelenen damatla evli. Ölen Meryem ise Ahmet isimli bir adamla evli. Emine ve Tuncel'in bir kızı, bir de oğlu bulunmakta. Aynı şekilde Meryem ve Ahmet'in de Melike ve Recep Tayyip isimlerinde 2 çocuğu bulunmakta. Lakin Meryem gibi Melike de ortalıkta yok. Yani öldüğü düşünülüyor. Tuncel kendisini tüm aile içinde cinci hoca olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı ortadan kaybolan Meryem'in kocası olan Ahmet Tuncel'e inanmıyor. Meryem ve Ahmet İstanbul'da yaşarken bir gün Meryem Kocaeli'nin ailesinin yanına gelerek "Eşim beni fuhuşa zorladı, bana şiddet uyguluyor" diyerek babasının evine sığınıyor. Ertesi gün karısı Meryem'i babasının evinden almaya gelen Ahmet de baba Harun'la bir tartışmaya giriyor ve olanla doğanda oluyor. Ahmet vurularak öldürülüyor. Söylentiye göre aslında Ahmet'i öldüren İsa. Lakin baba Harun suçu kendi üstüne alıyor ve Ahmet'i öldürmekten 6 yıl hapse çarptırılıyor. Lakin hakikaten Ahmet'i Harun mu öldürmüş yoksa İsa mı? Orada bir soru işareti var. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor diye düşünülüyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu yani Recep ve Melike Tuncel'in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncel'in burada evde kalan herkese cinsel istismarda ve işkencede bulunduğu iddia ediliyor. Lakin Tuncel'e göre asıl işkenceyi ve cinsel istismarı Meryem yapıyor. Meryem onları uyuşturucuyla uyutuyor ve Tuncel'in kendisi olmak üzere hepsine cinsel istismarda bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Meryem'in oğlu küçük Recep hastane kontrolü ardından yurda yerleştiriliyor. Anne Havva Palu'nun kızı ve torununu öldüren damat Tuncel'e yardım ettiği iddia ediliyor. Tuncel Ustaeli'nin karısının kardeşi İsa Palu'nun bacanağı Ahmet'i cinayete yardım ettiği iddiası var. Eşi Emine Ustaeli ise yüzündeki morluklara rağmen her ortamda TV ekranında bile kocasını savunuyor.
Fatih Palo ise baştan beri çelişkili ifadeler veriyor. 11 yıl önce kaybolan Merhem Tanhal ve kızı Melike Tanhal, cansız bedenlerinin tütün çiftliği sahiline gömüldüğü iddiası üzerine Kocaeli İl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadavra köpekleri Melon ve Tine ile bölgede çalışmalar yapmaya başladı. İş makinalarıyla yapılan kazı sırasında 20 cm uzunluğunda bir kemik bulundu. Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiğin bir insana mı yoksa hayvana mı ait olduğu yapılacak incelemelerle ortaya çıkacak. Müge Anlı canlı yayında Tuncel Ustel ve Palo ailesini tanıyanlara bağlandı. Telefon bağlantısı kuran komşuların ifadeleri Müge Anlı'nın stüdyoda şok etkisi yarattı. Merhem Tanhal, tam 10 yıl önce babası tarafından öldürülen eşinin tehditleri nedeniyle hurda bir araçta ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bir gece tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan ayrıldı. Ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Kaybolduğunda 32 yaşında olan Talhal'ın akıbeti gizemini koruyarak 3 Ocak Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan bilgiler sır perdesini araladı. Tuncel Ustel hakkında dehşete düşüren bilgileri Müge Anlı canlı yayında paylaşırken anne kızın gömüldüğü iddia edilen yerde Kocaeli emniyet ekipleri Kadavra köpekleri ile arama başlattı. Ortada bir sürü iftira, bir sürü olay söz konusu ama hangisi doğru hangisi yanlış bunları ayırt etmek çok zor. Tuncel Ustel'in aynı zamanda sadist bir kişi olduğu da iddia ediliyor. Sürekli işkence ettiği ve cinlerle korkuttuğu karısının önünde baldızına, kendi öz çocuklarına ve yeğenlerine de cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Tuncel Ustel'in erkek çocuk ve erkek yeğenlerine fiili livatada bulunduğu da iddia edildi. 2016 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaketli bir sonuçla bitti. Meryem'in babası Harun Palı, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi. Ama dediğim gibi bu cinayet aslında baba Harun Palı mı yoksa İsa mı işledi, odası bir muamma. İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları Meryem ve ailesinin peşine düştü. Tabi bu da iddiaya göre. Meryem'in ehliyet olmamasına rağmen enişte Tuncel tarafından kredi çektirilerek aldırıldığı bir araba vardı. 10 kişilik bir aile bu arabanın içerisinde uzun bir süre yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde eve sığamadı. Çünkü onlara göre Meryem Tanhal'ın kocasının ailesi peşlerindeydi ve onları organ mafyasına satıp öldürmeyi planlıyorlardı. Bu arada aslında Meryem'in kocasının ailesi, Meryem'in öz annesi olan Havva'nın da abi ve kardeşleriydi. Takvimler 2018 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Merhem Tanhal yaşadığı aracından dışarıya çıktı, ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç rastlanmadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem'in kızı Melike'yi amcası Halit Talhal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor. Kocaeli Körfez ilçesinin tütün çiftliği bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Polu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildi. Dediğim gibi arkadaşlar, birbirinden çok farklı iddialar var ortada. Bir rivayete göre Meryem kaçarak gitti. Bir rivayete göre Meryem Tuncel tarafından öldürüldü. Başka bir rivayete göre de öz annesi Havva tarafından. Kimsenin bir dediği bir dediğini tutmuyor. O kadar karışık bir olay ki akla mantığa sığmıyor. Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncel Ustel hem kızı hem torununu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırma yaptı ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiği söylenen Havva Palu kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor. Havva Palu aslında karakola giderek kızının ve torununun Tuncel tarafından öldürüldüğünü itiraf etmiş. Lakin daha sonra o anda Talhan ailesi beni korkuttu, o yüzden öyle bir ifade verdim diye ifadesini değiştirdi. Müge Anlı ekibi hafta sonu kayıp anne ve kızı Meryem ve Melike Talhan'la ilgili olarak kardeşi İsa Polo ile olayın yaşandığı Kocaeli Körfez Tütün Çiftliği sahiline gidip bölgeyi incelediler. İsa ablasının kaybolduğu yerde o dönem sık çam ağaçlarının olduğunu söyledi. Şu an ise bu alan otopark olarak kullanılıyor. Ardından kardeşinin kaybolduğu günü anlattı. İki de kaldıkları arabadan çıkıp tuvalete gittiğini ancak 15-20 dakika geçmesine rağmen geri gelmediğini söyledi.
Durumdan şüphelendikten sonra emniyete gittiklerini anlattı. Müge Anlı ekibi Meryem Tanhalı'nın eniştesi Tuncel Ustayal ile konuştu. Meryem'in kaybolduğu gece kaldıkları arabanın sürücü koltuğunda olduğunu ifade eden Tuncel Bey, yan koltuğunda İsa Palu vardı. Diğer aile bireyleri arka koltuktaydı. Meryem araçtan inmiş ve geri dönmemiş. Bunun üzerine eşim Emine beni uyandırdı. Onu her yerde aradık ama bulamadık şeklinde konuştu. Açıklamalarını sürdüren Tuncel, kalacak yerimiz olmadığı anlaşılınca kadınları kadın sığınma evine, bizi de başka ayrı bir bakım evine yerleştirdiler. Kayınvalidem Havva, herkesten habersiz bizim Meryem'i İsa ile birlikte öldürüp sahile gömdüğümüzü söylemiş. Ben o dönem üstüme atılan tüm iddiaların doğru olmadığını emniyete verdiğim ifadede dile getirdim dedi. Ayrıca Palu ailesi tarafından Melike'yi öldürüp Adapazarı'ndaki eve gömmekten de bir suçlama açıklandı. Kayıp Meryem'in kız kardeşi Ayşe Palu da olayı şu şekilde anlattı. O gece hepimiz arabadaydık, uyuyorduk. Meryem kaybolduktan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık dedi. Kayıp çocuk Melike'nin ise şok iddiaları bulunuyor. Melike'yi Halit ve Emine Talhal bizden almaya geldi. Çocuğu kendilerine verdik. Sonra çocuk nerede diye sorduğumuzda biz sizden çocuk almadık diye bize suçladılar şeklinde konuştular dedi. Bu arada Melike'ye ne mi oldu? Melike'nin erkek kardeşi evden kaçarak çocuk yetiştirme yurduna yerleşti. Annesi ortadan kayboldu. Babası ise dedesi tarafından vurularak öldürülmüştü. Derken Tuncel Melike'nin içerisinde bir şeytan ve cin olduğunu iddia ederek Melike'ye anneannesi Havva ile ispirto ve sirke içirtti. Melike zehirlendi ve öldü. Ardından Melike'yi de yine o anda bulundukları bölgenin yakınında bir yere gömdüler. Anneanne Havva bunu karakolda da ifade etmiş. Lakin daha sonra bizi korkuttular diyerek mecbur bu ifadeyi vermek zorunda kaldığını belirtmiş ve ifadesini geri almış. Ortada ne Meryem ne de kızı Melike var. Havva teyzenin kız kardeşi Gülbahar da Tuncel hakkında şunları söyledi. Damatları Tuncel gelene kadar evlerinde hiçbir sorun yoktu. O geldikten sonra evde sürekli olarak şiddetli tartışmalar yaşanıyordu. Bir gün seslerden rahatsız olup evlerine gittim. Duvarların ince sıvılarına kadar kırıldığına şahit oldum. Tepki gösterince de evde büyü var, onu arıyoruz dediler. Neye uğradığımı şaşırdım. Aile Tuncel ne dese onu yapmaya başladı. Oturdukları evin eşyalarını bile sattılar. Bir ara evden ayrıldılar, Aydın Didim'e yerleştiler. Bir süre sonra Tuncel tek geldi. Elinde bir tutar para vardı. Parayı nereden bulduğunu sordum, evi sattıklarını söyledim. Anneanne Havva kendi üstüne olan 3 katlı binayı da satarak damadı Tuncel'e parasını vermiştir. Bu da size biraz kuşkulu gelmiyor mu? Ayrıca Tuncel eşinin ailesini ben yarım hocayım demiş ve onları hoca olup cinlerle son derece korkutmuştur. Ayrıca iddia sahibi komşu Tuncel Bey'in ailesinin Körfez ilçesindeki Ilımtepe'ye gittiklerini dile getirdi. O yerin ıssız bir yer olduğunu vurguladı. Araştırmalara dahil edilmesini istedi. Anne Havva Hanım ile çocuklarının her şeyi bildiğini ancak enişte Tuncel Bey'den korktukları için sessiz kaldıklarını söyledi. Gülbahar Sadık, Tuncel Ustaeli'nin Havva Polu ve çocukları İsa ile Ayşe Melih'in evlerine geldiğini söyledi. İddiaya göre Tuncel aniden Gülbahar'ın hareket kabiliyetini kısıtladı. İsa Polu da mağdur olan kadının yüzüne biber gazı sıktı. Ardından darp ettiler ve 10 tane senedi çaresiz olan Gülbahar'a zorla imzalattılar. Aslında Gülbahar bunların teyzesi oluyor. Ayşe Melek ile anne Havva Hanım olanları sessizce izledi. Gülbahar Sadıkoğlu'nun oğlu Hüseyin Sadık da konuyla ilgili dehşet veren iddialarda bulundu. Hüseyin annesinin yaşadığı darp olayından 2 gün önce Havva Hanım'ın Gülbahar Hanım'ın evine gidip emekli maaşını çaldığını iddia etti. Ayrıca Meryem'le kızı Melike'nin kaybolduklarından çok geç haberdar olduklarını dile getirdi. Hüseyin Sadık, Meryem'in babası tarafından vurulmuş eşi olan Ahmet Talhalı'nın cinayetiyle ilgili de şok iddialarda bulundu. Ahmet Talhalı aslında İsa Palu'nun öldürdüğünü, cinayete cezai ehliyeti olmayacağı düşünülerek baba Harun Palu'nun üstlendiğini ileri sürdü. Son olarak Meryem'in çok aklı başında ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Müge Anlı, Tuncel Ustaeli'nin çocuğu Enes'in ve Meryem'in çocukları Melike ve Recep'in vücudunun bazı bölgelerinde iğne izleri olduğu bilgisine hastane raporlarından ulaştı. Müge Anlı ile Tatlıser canlı yayına bağlanan kişiler Tuncel'in arabasında iğneler yani enjeksiyonların bulunduğunu iddia ettiler. Evet, ortada
Tuhaf, çocuklara yapılmış değişik iğneler, cinsel istismarlar, kayıplar, cinayetler, akla ne gelirse hepsi mevcut. Bu işte gerçek suçlu kim sizce? Türkiye böyle bir şok yaşamadı. Psikolojik olarak hepsine rahatsız olan bu Palu ailesi, damatları Tuncer'in onları tehdit ettiğinden dolayı damatlarından korkuyor ve bir sır saklıyorlar. Bu sırrı ne? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Lakin ortadaki cinayeti Havva Hanım'ın da bildiği, İsa'nın da bildiği, hatta bütün çocukların bildiği de aşikar. Evet, siz bu Palu ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın arkadaşlar. Görüşürüz.